şu an neredeyse şu an Vural sinemasında arkadaşlar. Vural sinemasında evet neler var neler yok. Mert diye bir kez evet, Mert merhaba kardeşim. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet güzel bir YouTube kanalı açtık. Papalina TV. Ne söylemek istersin? Bugün neler olacak burada neler var? Manatan abicim senden aldığımız feyze yapıyoruz rica bu işleri. Sen bizim önderimizsin. Rica ederim abicim. Senden aldığımız tecrübe ve istek, şevk, arzuyla bu işleri başlatıyoruz. Hep beraber yürüyoruz yani. Hep birlikte yapacağız. Güzel olacak abi. İçeride iki bölümlük belgeselimizi izleteceğiz. Ondan sonrasında hayırlısıyla kanalımızda güzel içerikler paylaşıyor olacağız. Çok iyi. Spor olur, tarih olur, doğa olur. Bir sürü içeriğimiz olacak. Aktiviteler olacak yani. Aynen öyle. Her türlü evet, aktivitemiz herkes olacak. Herkes izlesin diyoruz arkadaşlar. YouTube'dan girsinler. Papalina TV'ye abone evet, olsunlar. Tabii. Olsunlar arkadaşlar. Bol bol olsunlar çünkü hep beraberiz. Herkes kazansın. Herkes böyle güzel güzel şeyler izlesinler. Ayvalık izlesinler. Ayvalık neler var çünkü Türkiye'de Ayvalık küçük İstanbul. Ben onu diyorum. Çünkü marka yaptık. Bizi Ayvalık magazin biliyorsun. Kesinlikle. Küçük bir beldeyi Türkiye'de çok iyi bir yere getirdik aynen böyle. Öyle. Bu çok aynen önemli arkadaşlar. Gayet. O zaman bugün kimler gelecek? Neler var? Veya konumuz nedir? Bir konumuz var aslında. Bazı durumlardan dolayı Öykü Gürman katılamıyor. Dizi projesi var. Fatih Kısaparmak albüm yaptığı için şu an katılamıyor aramıza ama kendilerinin belgeselimizde şarkıları olacak. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Alp Bey yanımızda olacaklar. Çünkü belgesel çekilirken Alp Kırşan zaten çok büyük destek verdi. Evet. Protokolümüz, meclis, belediye zaten herkes... Konu neydi bugünkü? Sel konu. Bugün konumuz 21 Kasım Balıkçılık Günü'ne özel bir şekilde gidip de dönemeyenler. Belgeselimiz şunu anlatıyor. Balığa gidip, denize çıkıp ekmeğini kazanmak isteyen insanların bir daha evine dönemediği hikayeleri anlatıyoruz. Hani böyle bir kere olmuştu biliyorsun 5 kişi gitmişti gelememişti falan evet, değil mi? Aynen. Yani bunlar yani da hepsinin yaşında yazsın diyor arkadaşlar. Evet, sizlerin yaşı gereği bildiğiniz 80'de olan bir durumda var. 85'te olan bir durumda var. 4 balıkçısına gidip gelemediği. Onunla birlikte yeni dönemde 2020'de Uskuna İbrahim Cundalı. Onun dışında bir de bizim jenerasyonumuzdan arkadaşlarımız o zaman var. Böyle herkes gelemeyenler de duygusal bir gece olacak. Gelemeyenler de daha sonra izleyebilirler doğru mu? YouTube'da efendim? Artık 7 itibariyle yayında olacak yayınca inşallah. Efendim, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Mert. Teşekkür ederim Tan abicim. Tamam, sağ olun. Her zaman destekliyorsun çünkü Cunda Ajansı Papalina TV kuruldu. Ne söylemek istersiniz? Valla biz Mert'le 4 sene önce bir drone kaldırdık. Evet. Bugün buralara geldik. Çok harika, mutluyuz. Ne kadar güzel. Kıymetli abilerimiz bizlere destek oluyor. Her anlamda. Onlarla beraber yürümeye devam ediyoruz. Bu da bize keyif veriyor. Herkes destek versin diyoruz. Ayvalık'taki ilkleri yapmaya alışkın. Biz de alışkınız. İnşallah tabii, devamlı geleceğiz. Büyüyelim. Ayvalık çok iyi bir yere gidiyor. Türkiye'de küçük İstanbul burası. Daha iyisi olsun diye çalışacağız. Hep beraber. Kendi sektörlerimizde. Kesinlikle. Yanımızdayız. Süper. Görüşmek üzere. Çok heyecanlıyız. Evet. Yani, güzel belgesel hazırlamışsınız. Evet. Güzel bir akşam. Cunda için, Ayvalık için güzel bir girişim güzel oldu. Güzel. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uzun zamandır yapılmış bir projeydi aslında. Ben tam çekilme evrelerinde arkadaşlarımın ekibinde değildim. Ancak şu anda onlarla beraber bu koşuşturma ve bu heyecanı yaşamak bizim için inanılmaz keyifli. Televizyon mu, sosyal medya mı? Sosyal medya. Tabii yani yavaş yavaş şey. Televizyonun yani, yeri bambaşka ama tabii ki. Tabii ki öyle. Ama artık hani zaman evriliyor, artık gelişiyoruz, değişiyoruz ve herkes bir şekilde sosyal mecralara daha fazla anlatıyor, yükleniyor ve anlatıyor. Devam çünkü cebimizde telefon. Kesinlikle öyle. Çok merhaba, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhabalar. Evet, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Şöyle. Evet, Ayvalık. Burası sınıfındayız. Şey, güzel bir YouTube'dayız. Hep beraber, evet, ne sunmak istersiniz bugünkü lansman için? Valla güzel bir noktadayız. Ayvalık için her zaman hayırlara vesile olsun. Destek veriyorsunuz değil mi? Sen her zaman geliyorsun, destek veriyorsun yani. Evet, her zaman Ayvalık'tayız. Yani kalbimiz bir parçası tabii ki de Ayvalık'a ait. Ama bence bu organizasyon birçok organizasyonun başlangıç noktası olacak diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Yavaş yavaş. İyi bir patlama noktası Ayvalık. Hani böyle nasıl anlatayım sana? Bu örnek olacak ve bundan sonra da inşallah artacak. Arman Çağlayan var. O da YouTube yapıyorsun. O da burada kendisi. Evet. Sende YouTube kanalı var mı? Var abi de bizimki balıkla alakalı çok spesifik takipçilerimiz var bu konuda. Daha da güzel olacak inşallah. Bugün buradayız. Sahnede bir konuşma yapmam gerektiğini söylediler. O yüzden de biraz sağ ayağım heyecandan titriyor. İlk fotoğraftan öyle. Çok teşekkür ederim. Ben kardeşim, teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendiniz Serkan Canlı birlikteydi. Efendim söylemek istiyiz. Papalina TV'de YouTube'da güzel bir kanal açtı. Hayırlısı olsun diyoruz. Bugün de balıkçılar arasında güzel bir belgesel var. Aslında belgesel çok bölüm. Geçen sene tamamladılar. Bu gece iki bölümünü izleyeceğiz. Mert'in burada zaten Ayvalık'taki Cunda'da başladı ilk projesiydi. Biliyorsunuz bizim gidip de dönemeyen balıkçılarımız var. Evet, rahmetli oluyoruz kendilerine. Onlar anısına iki bölümünü bugün
izletecekler ve dijital içerik platformunu da artık hayata geçirecekler. Umarım istedikleri gibi olur. Yolları açık olsun. Çok mersi hocam, teşekkür ederiz. Evet, beyler, başkanım hoş geldiniz. Başkanım şöyle alayım sizi. Evet, Opalinet TV kuruldu. Evet, ilk defa güzel şeyler yapılıyor. Güzel bir belgesel, başkanım güzel bir belgesel sunuyoruz. Yanlışlar. Evet. Balıkçılar için ne söylemek istiyorsunuz? Mert, genç arkadaşımız Mert ve onun ekibiyle gurur duyuyoruz Ayvalık olarak. Sağ olsun güzel projelere imza atıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Papalina TV. Özellikle şu an izleyeceğimiz belgeselle Ayvalık'ın bir gerçeği. İnşallah güzel şeyler olur. Daha güzel de. Evet, gerçeği. Yani. Gidip de dönmeyenler değil mi? Dönemeyenler ile ilgili geçmişte Ayvalık'ta. Geçmişte ve orta zamanda, yakın zamanda maalesef gidip de dönemeyen balıkçılarımız, balıkçı emekçi kardeşlerimizin hikayelerini yansıtacak, devamı da olacak anladığım kadarıyla. İnşallah olacak başkanım. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum şimdi. Çok teşekkür ederim başkanım. Mesleğiniz bizim için çok önemli başkanım. Sağ olun. Evet, yavaş yavaş gelenler var. Evet, Mural sinemasındayız arkadaşlar. Necat Uygur sahnesindeyiz. Evet, her zamanki güzel bir belgesel var. Gidip de dönmeyenler, evet, gidip de dönmeyenler dijital içerikli platform. Evet, dijital içerik platformu hemen şöyle içeriden bir görüntü aldık arkadaşlar. Evet, güzel bir belgesel sunumu olacak. Buradan da hemen yansıyor arkadaşlar. Son şöyle görüntü olur. Nasılsınız? Evet, güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel bu akşam belgesel var. Balıkçıların belgeseli var. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Balıkçılar Cünlere de özdeşleşmiş bir şey. Ayvalık'la özdeşleşmiş. Yani çok güzel olacağına inanıyorum. Evet. Mert de güzel işler çıkaran bir arkadaşımız. Evet. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Aynen. Sağ ol, teşekkürler. Evet, güzel bir belgesel hazırlamışlar. Evet. Bir de dönmeyenler. Hepsine rahmet oluyoruz. Tabii güzel bir YouTube'da kanal kurularını söylemek isteriz. Aynen öyle. Aslında çok önceden ben bu konuyu biliyordum. Mert bize bu konudan da bahsediyordu. Konu denizcilikle ilgili. Birazcık da bizim alanımıza da giriyor. Bugün belgeseli hep birlikte izleyeceğiz. Gidip de dönemeyenler, bizde böyle hikayeler var Ayvalık'ta, denizimizde böyle hikayeler var. Dileriz bundan sonra hiç olmasın ama bundan önce gidenlerin hepsinin ruhunun şad olmasını diliyoruz. Kıyı kasabası Ayvalık, bir deniz kasabası. Hep de böyle anılmasını istiyoruz, deniz kasabası olarak anılmasını istiyoruz. Mert de bu gece bu işe bir katkı koyuyor. Umarım ki bundan sonraki yıllarda başarılı hiç diyoruz. Acı çekmeyiz ama Mert'in başarısı katlanarak artar. Çok mersi. Sen yapmışlar. Evet, Papa Lina. Evet, Mert. Mert kardeşim. Mert Dinçer iyi işler imza atıyor. Güzel yetkinlikler yapıyor. Gerek ajansıyla beraber. Şimdi de farklı bir kanal kurdu. Hüzünlü de bir belgesel çekti anlatalım. Evet, ondan böyle icraatları bekliyoruz. Ayvalık için de çok güzel oluyor. Maşallah diyoruz. Bakalım, bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, gidip de dönemeyenler bir Cunda belgeseli. Bu balıkçılar için güzel belgesel hazırlanmışlar. Hepsi nur içinde yatsın diyoruz. Herkes